Herkese merhaba arkadaşlar, Fes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kardeşim yanımda, 20 yıllık dostum Atakan, hoş geldin kardeşim. Merhaba kardeşim. Arkadaşlar, Atakan FIFA oynayan biriydi, artık PES'e geçecek. PES 2020 ile birlikte PES oynayacaksın, bunun sözünü veriyorsun artık. Yani seni tanıdıktan sonra evet. Aynen. Ya çok uzun yıllar arkadaşız. Ya PES bu arada arada oynuyor tabii ki beni kırmamak için ama ben FIFA oynamadığım için. Ama çok da böyle hani keyif alsa da FIFA'yı bırakamıyordu. FIFA tabii daha içerikli bir oyun diye. Ama artık PES oynayacağız birlikte. Belki MyClub maçları bile atabiliriz. Ki PlayStation aldın evine değil mi? Aldım. Bilgisayardan oynuyor normalde. PlayStation aldı. PlayStation'dan devam edecek. Şöyle yapacağım. 3-4 bölümlük bir ders gibi, daha doğrusu hani sonuçta bilen bir kişi olarak görmüyorum kendimi ama PES'te neleri farklı... Mütevazıdır kardeşim bu arada. Eyvallah. PES'te neleri farklı yapıyoruz? En azından bilmiyor FIFA oynadığı için. Bunları göstermeye çalışacağım ve ilk önce demo ile başlayacağız. Demoyu oynayacak. Ben eksiklerini göreceğim ve ilgi olursa da bunu 3-4 bölümde kardeşimize PES öğreteceğiz ki aradaki farkı göreceksiniz. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Sakallıoğlu diye bir rakibimiz geldi. Bu arada Juventus'uz biz. Mesela FIFA'da en beğendiğin takım hangisi? Genelde kimi seçerdin? Yani genelde Türk mantığı tabii. Real Madrid. İşte son zamanlarda Juventus. Aynen. Şimdi tabii Ronaldo'yu yönlendirecek. Bakalım FIFA'da mı daha keyifliydi, Ronaldo burada mı? Tabii bu ayrımı ben yapamıyorum FIFA çok oynamadığım için. Ama bu ayrımlar da güzel olacak. Rakip de Türk geldi. Barcelona'yı seçmiş. Bakalım neler olacak. İşte uzun yıllar FIFA ile devam ediyorduk ama yani bildiğiniz gibi Türkiye'de özellikle de İzmir'de, İstanbul'da daha fazla var ama genelde FIFA değil de daha çok PES kullanıcısı var. Evden eve oynamak istiyorsun arkadaşların, bu Serdar da dahil, PlayStation'da artık aldık. Malum fiyatları da yenisi çıkacağı için ucuzlamaya başladı. Aslında hani aldın, bana sormadan almışsın, sağ olasın. Şimdi bir yıl sonra PlayStation 5 çıkacak ve hani aslında bana kalsa bir sene daha bekle derdim ama yine 5 de çıksa 4 yine iş yapacak bir konsol. Bir de bildiğim kadarıyla hani PlayStation 5 çıksa bile onda 4'ün oyunları hani oynatmaya devam edeceği için evet. Muhtemelen insan sıkıntısı çok çekmeyeceğiz gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence de öyle. Bu arada kötü bir pas verdin diye düşünme. 2020'de siz de muhakkak fark etmişsinizdir arkadaşlar. Pasların her zaman %100 isabetli olmuyor ve çok saçma paslar verebiliyor, yani seninle alakalı değil. Bir de seviyeyi, bir pas seviyesini değiştiremiyorsunuz demoda. Ondan dolayı arkadaşlar böyle bir hata oldu ama bence şu an kötü gitmiyorsun. Online bir maç ve rakip de mantıklı bir paslar yapıyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Şimdi var sıkıntı. Evet, fark ettim. Yo, paslarda şey var. Bu arada evet, defansın sıkıntılı biraz. O konuda bu arada defans yapma taktikleri vardı kanalımda. Tabi izlememişsindir onları, PES kanalın şeyini ne yapacaksın ama. Bir kademeye girme ve ya FIFA'daki bilmiyorum savunmayı ama PES'te savunma yapmak kolay değil. O yüzden adamlar çok çabuk yörüngeden gidiyor. Burada da bir boşluk oldu ortada ve o da gol oldu. Bu arada şu gol sevinçleri de beni benden alıyor zaten. Evet, fena. Bir de şey mi görüyorum sanki, böyle gol sevinçlerini zorunlu bir izletme gibi. Bir kere zorunlu izletiliyor PES'te. FIFA'da nasıl bilmiyorum ama bir kere yani geçemiyorsun ekranı ama ikincisinden sonra o yapsa bile geçebiliyorsun. Bizde öyle. Bayağı sahiplendim PES'i yalnız. Farkındayım. Acaba bug'ın durumu nedir? Yok artık. Güzel, güzel şut. Klase şutlar bizde biraz daha keyifli FIFA'ya göre. Yani daha keyifli vuruyor ama etkisi tabii 2013 seninle arada oynuyorduk. Şimdi ben de olacaktım. 2013'teki gibi olmuyor. Ne kadar FIFA'da oynasak, yani PES 2013'ü herhalde FIFA'da oynasanız, ne oynarsanız oynayın, oynamayan yoktur. O uzaktan vuruşlar, bug'lı vuruşlar, R2'li vuruşlar için. Evet. Yerini tutan çok az şey vardı. Çok güzel pas. Bu arada takım arkadaşı kontrolü yapıyorsun. Mesela şurada pası düz vermesi lazım. FIFA'da bu birazcık daha düz gidiyor ama. Evet. Bizde şöyle bir şey var. Belden atılan paslar ve şutlar 2019'da da öyleydi. Artık isabetli gitmiyor. Yani oyuncunun yönü çok önemli. FIFA'da bu biraz daha dediğin gibi özgür. Ben çünkü 2019'da birkaç maç yaptım. Pası verdi, gol. Defansta biraz sıkıntı. Onu her türlü hallederiz. Ama hücumun çok iyi. Yani takım arkadaşı kontrolü, her zaman söylüyorum. Takım arkadaşı kontrolü çok önemli.
Onu yapıyorsun, adam kaçırıyorsun. Onlar çok fazla artı. Bence hücumunda bir sıkıntı yok zaten. Bir de bana şey geldi. Ne kadar pozisyonunuz düzgün olursa olsun, ne kadar adama bakıyor da olsanız, sanki böyle paslar birazcık daha hani şans faktörü öndeymiş gibi geldi evet. bana. Bu arada inanılmaz iyi bir atak daha gördük. Helal olsun. Çok kötü bir şut. Buna bu arada demoda denk geldim ve çok oluyor. Çok saçma şutlar çektikleri oluyor. Yani hani kalenin yanından değil bayağı böyle uzak giden toplar. Şimdi onlardan birine şahit olduk. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hücum konusunda hiçbir sıkıntın yok. Adam şey maçında bile bu da kapak olsun. Adam yani bir hükmü olmayan maçta bile defanslı top yapmaya çalıştı. Zaman geçirmeye çalıştı. Tabii bu da birazcık küfür isteyen hareketler. Bir de şimdi ayıptır söylemesi orada YouTube PES Türkiye'yi görüyor ya kardeşim. Evet. Yani onu yendim diye caka satacak aklı sıra. Hani benim yüzümden videolara düşersen lütfen sen de benim ardımdan küfür etme. Ama ben de fark ediyorum. Birazcık daha defans çalışmamız lazım sanki. Hücumda çok iyisin. Ben beğendim hücumunu. Bir iki tane püf nokta var. O da oyunun püf noktası. Yani FIFA'da mesela şunu yaparsan daha avantajlı gol atarsın. PES'te farklıdır. Bir onları tabii ki de görmüyorsun. Bu arada Rakitic vurdu galiba. Güzel şuttu ama olmadı. Defanstan topu kareyle mi X'le mi uzaklaştırıyorsun? Kafayla ilgili mi? Evet, kafa vuracaksın. X, her zaman X. Genelde onu mesela X'de bu hatadır ben her zaman söylerim. Kesinlikle kareyle atman lazım. Çünkü kareyle daha çok vurma ihtimali var ve uzağa gönderiyor. X'de ama kaptırabiliyorsun. Bilgin olsun, onu da mesela düzeltiriz. Tabii el alışkanlığı bunlarda. Çok iyiydi evet orada. Bu arada zaten bunları çok iyi bilirsin. FIFA'da bu tarz şeyler daha fazla. Tutma, çekme, indirme. Evet. PES'e de geldi bu. Aynı keyfi aldın mı FIFA'yla? Mesela görüntü mekanikleri bence FIFA'nın birazcık daha iyi sanki. Saha vesaire çim evet. olarak. Peki oynanış, topun gidişi falan mesela hani o farklarda şu anda... Gerçi şu an hani bir alıştığın bir düzen var. Yadırgıyor olman doğal. Yani 2020'yi tabii ki çok yorum yapamıyor. Herhalde kimse şu an çok yorum yapamıyor. Aynen. Sonuçta bir demo oyun oynuyoruz şu anda. Gerçek bir oyun değil. Tam sürüm bir oyun değil. Ama sanki böyle görüntü hariç ya da oyuncuların mücadele mekanikleri falan hariç FIFA'dan daha ziyade PES'e alışacağım gibi geliyor. Ya da öyle hissetmek istiyorum. Ben sana şöyle söyleyeyim. Sen 4-5 ayda açık söyleyeyim benden daha iyi hücum yaparsın. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Gerçekten çok iyi. Ben hoşuma gitti yani. Yani defanstan topu çıkarmanda bir problem yok. Bir de hücumda bek adamını bekleyip o arada topu da saklayabiliyorsun. Hani ben mesela o top saklama falan şeylerinde çok iyi değilim. Bunları da yapabiliyorsun falan. Yani şu anlatışları bile ne kadar işte iyi bir öğretmen olacağını gösteriyor bakalım. PES konusunda hassasım biliyorsun. Ya yani bu mesela bu çıkışlar falan mantıklı çıkışlar. Süper. Ya bu sıkıntı var. Yani demo ile alakalı olabilir. Belki normal oyunda da böyle olacak. Bir de şuna dikkat ettim. Piyanist sol ayakla değil, solla. Yani tam ters ayakla vurduğunda çok saçma şutlar gelebiliyor. Belki demoya özel bir şey olabilir. Belki oyun da böyle çıkacaktır bilmiyorum ama yine senden kaynaklı bir kötü şut değildi o. Oyunla alakalı. Ben de olsam ben de vururum orada. Yani defans konusunda aslında FIFA'da iyisin ama tabii PES'te biraz daha farklı defans. Mesela şu hareketin bile muhteşem. Vallahi helal olsun. Şu anda açık söyleyeyim birçok kişi inanmayacaktır FIFA'dan PES'e geçtiğine. Yani hakikaten çok iyi paslar, şutlar. Ama gerçekten FIFA oynayıcısı arkadaşım olduğu için biliyorum yani. Açık söyleyeyim bu kadar iyisini beklemiyordum sanırım. Yani açıkçası FIFA'dan PES'e de geçilse... FIFA'dan PES'e de geçilse zaten 3 aşağı 5 yukarı hepsi benziyor aynen. aslında. Bir de futbol oynayabilen ne olursa olsun oynayabiliyor. Yani X orada da pas üçgen, orada da aradan pas. Yani aslında Atakan'la Roberto Carlos'u forvete aldığımız evet. zamanlar oldu bizim de itiraf edelim.
rakip geliyor. Alırız. Bir şey diyeyim mi? Burada mesela Chiellini ile rakibi takip etmen falan gerçekten iyi. Biraz daha kısa paslar vermen gerekiyor. Aslında hani yine kötü değilsin ama oyunda özellikle 2020'de maalesef ki oyunu yavaşlatmışlar arkadaşlar. Yine arkası dönük pas verdiğin için kötü verdi. Oyunu yavaşlatmışlar ve uzaktaki adama pas attığınızda bayağı top da yavaş. O yüzden rakip kapıyor. Daha kısa paslar vermekte fayda var. Bu 1-2 günlük süreçte açıkçası bunu fark ettim. Biraz defansta çıkarken daha garantili çıkman gerekiyor. Bir o sıkıntı var. Hoca yok mu for? Galiba yok. Suarez. Kalecilerin tepkileri, yatışları falan çok güzel. FIFA'da da güzel o. Güzel. Ama eksik kalır bir yanı yok. Ben çok beğeniyorum. Bilmiyorum oynuyor muydun kariyer modlarını falan FIFA'nın ama yani o konuda da biraz daha böyle bir atak yaptı PES. İnşallah güzel olacak. Bir de tabii Ronaldo hamlesiyle biraz evet. Daha ön plana çıktı. Mesela evet PES'in en büyük handikaplarından biri oydu. FIFA her şeyi neredeyse satın alabilirken kulüp bazında, oyuncu bazında. Evet. PES bu konuda birazcık daha yavaş mı diyeyim artık? Çok harcama yapmıyordu oyuna. Bir şey söyleyeyim mi? Harikasın ya. Ben hücumunu çok beğendim. Aslında şöyle hani şu 3-4 bölümlük bir eğitim vereceğim ama belki hücuma hiç bulaşmayabiliriz. Yani sadece defans yaptırabilirim. Çünkü bence çok çok iyisin hücumda. Ama maçta bitecek arkadaşlar. Açık söyleyeyim çok beğendim kardeşim. Bence hücum açısından çok iyisin. Defansta da açıkçası iki taktiği şu an aklımda. Defansta bir kademeye girme taktiğini bir de pas arası yapma taktiğini göstereceğim. Belki gegenpress bile yapabiliriz bir taktik uygulayıp. Ama gerçekten ben beğendim. Bu arada beraberlik şansını da yine şey yaptım. Cömertçe harcadın diyelim. Ve maç bitti. Kardeşim eline sağlık. Güzeldi. Daha arkadaşlar, iyi harcanamıyoruz. Kesinlikle daha iyi olacak. Bu videoyu da hatta şöyle yapacağım. 4. bölümde ya da 5. bölümde aradaki farkı da göstereceğim sizlere. Bu videoya 500 like gelmesi durumunda devamı gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.